Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 4. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını şöyle örneklerinden, güzellerinden sizler için toparladık, bir araya getirdik. İlk sorumuzda bakalım bizden ne isteniyor. Aşağıdaki soruları cevaplandırınızdaki birinci sorumuz. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesri yazınız. Evet, kesirlerle ilgili sorular çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda bir bütün kaça bölünmüş? İlk önce ona bakacağız. Bu ne demek? Bu o kesrin paydası demek. Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. Görüyorsunuz. Dolayısıyla ilk önce 6'a ilk önce bir 8 yazalım. Çünkü 8 eşit parçaya bölünmek demek o kesrin paydası demek. Peki taralı alan nedir? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla 5'i de yukarı yazacağız. Bu kesrin ifadesi 5 bölü 8 veya 8'de 5 bu şekilde ifade edilir arkadaşlar. Önce kaça bölündüğünü altına yazacaksınız. Daha sonra taralı alanı üste pay olarak yazacaksınız. Burada da öyle. İfade edilen iki tane tam var, görüyorsunuz. Tam kesirleri biz öğrenmiştik. Burası tam boyanmış, tam boyanmış. Burası bu parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6'da biri boyanmış. Ama bizim 6 parçaya bölündüğü için ilk önce altına bir 6 yazmamız lazım. Ama tamı unutmayalım. İlk önce iki tam, iki tane tam full boyalı. Diğer parçanın da 6'da biri. Dolayısıyla 1 bölü 6 şeklinde yazılmalı. 2 tam 1 bölü 6 bu görselin kesir olarak ifadesidir arkadaşlar. Geçelim diğerine. Burada da aynı şekilde kaç tane tam var görüyorsunuz? 2 tane tamımız var. Onun için 2 tam başa bir yazalım. Ondan sonra 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Paydayı 4 yapalım. Ve kaç tanesi boyanmış? 3. O zaman payı da 3 olarak yazdığımız zaman 2 tam 3 bölü 4 bu görsellerin kesir olarak karşılığını anlatmış. Böylelikle bir kez daha hatırlamış oluruz. Geçelim diğerine arkadaşlar. Aşağıdaki paydaları eşit kesirleri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Arkadaşlar küçükten büyüğe görüyorsunuz ki her bir parça 10'a bölünmüş. Şimdi 10 dilim pizzanın 7'sini mi yersek daha doyarız? 5'ini mi yersek? 4'ünü mü yersek? Hangisini yersek en çok doyarız? Tabii 7 dilimini. O zaman biz küçükten başlayacağız. En az 4. Dolayısıyla küçükten büyüğe dediğine göre buraya 4 bölü 10 en küçüğü. Bir sonraki 5 bölü 10. Ve bir sonraki 7 bölü 10 şeklinde karşımıza çıkmış. Burada 4 bölü 10 en küçüğüdür. 7 bölü 10 en büyüğüdür bu kesirlerin sıralanmasında. Diğer ifademize bakalım. Aşağıdaki birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet arkadaşlar burada birim kesir demek payı 1 olan demek. Yani yukarıdaki sayılar 1 ise biz buna birim kesir diyoruz. Ama bakın paydaları ilginç bir şekilde farklı. Hepsi 12 veya 5 veya 9 değil. Değişik değişik verilmiş. Burada şunu unutmayın arkadaşlar. Bu birim kesirlerin paydaları eğer farklıysa en küçük olan rakam olarak en küçük olan bu kesirler içerisinde en büyüğüdür. Bize de büyükten küçüğe doğru sıralayın dediğine göre 1 bölü 5'i başa alacağız. Daha sonra görüyorsunuz bir küçük olan 9. 1 bölü 9'u sonra alacağız. Ve en sonra da 1 bölü 12 demek. Yani buradaki 12 çok büyük anlamında değil. Bir pizzanın 5 dilime bölündüğünde mi dilim büyük olur? 12'ye bölündüğünde mi dilim büyük olur? Tabii ki 5'e bölündüğünde daha büyük olacak. Dolayısıyla bu kesirlerin büyük olması paydaları en küçük olan en büyüktür. Onun için başa yazıyoruz. Bu şekilde sıraladık diyelim ve geçelim 4. ifademize. Aşağıdaki kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız ifadesi var arkadaşlar. Paydaları eşitse yani alttaki sayılar eşitse direkt basit toplamayı yapıyoruz, geçiyoruz. Burada kafa karıştıracak hiçbir şey yok. 7 bir daha 8 payda eşit olduğu için birini alıyorum. 9 9 daha 18 demeyin sakın. Paydanın birini ortak olarak aldık. Burada da bir tanesini alıyorum paydanın 18. Diğeri 9 5 daha 14 arkadaşlar. Bu ne demek? 14 bölü 18 demek. Burada da aynı şekilde payda aynı 20 alıyorum. 8 5 daha 13. Burayı da 13 yapıyorum. 13 bölü 8. Payda yine aynı. Buraya 23 yazıyorum. Burada 14 7 daha 21. 21 bölü 23 olacak bu kesir toplamalarında. Yeter ki paydalar aşağıdakiler eşit olsun. Yukarıyı toplamak çok basit bir işlem olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Ve geçelim diğerine. Burada ifade ettiğimiz aynı şekilde paydalar görüyorsunuz ki en az
Hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla bir tanesi ortak alıyorum. 14, 8, 5 daha 13 arkadaşlar. 17, 5 daha 22. Burada paydası 20. Bu aynı zamanda 1 tam 2 bölü. Bölersek 22'nin içinde 21 kere var. 1 tam 2 tane arttı. Yine paydamız 20. 1 tam 2 bölü 20 olarak da söylenebilir bu yukarıdaki kesir. Geçiyorum diğerine. Bu da 9 bölü 8. Bu da aynı zamanda 9'u 8'e böldüğün zaman 1 tane artar. 1 tam 1 bölü 8 olarak karşıma çıkar. Bu kesir bu kesire eşit arkadaşlar. Sadece tam sayı olarak gösterdiğimizde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Burada da 8, 7 daha 15. 15 bölü 9. 15'i 9'a böldüğüm zaman 1 tane tam çıkar. 6 artar. Buraya da görüyorsunuz paydasını yazıyoruz. Bu kesirler bunlara eşit demek. Bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Ve geçelim yan tarafımıza. Buradaki ifadede bakalım bizden ne istiyor? Yukarıdaki sayı doğrultusuna göre aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? Evet, ilk önce sayıları bir bulmamız gerekiyor ki ondan sonra zaten toplama işi basit. Arkadaşlar bir parça görüyorsunuz. 1, 2, 3 tane parça var. Bir parça kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bunun basamak olarak değeri, daha doğrusu kaç parçaya bölündü paydası 5'tir arkadaşlar. İlk önce şunu bir 5 yazalım ama bakın her biri 5'te 1 ya. Burası bir tane daha fazladan gitmiş. Dolayısıyla 5 parça 1 dilim de buradan aldık. 6 dilim aldık arkadaşlar. 6 bölü 5 buraya kadar olan A sayısının değeri. Diğerine bakalım 2 tane bütün var. İki tane bütünün yanında yine görüyorsunuz ki bir dilim daha fazla var. Bir parça daha fazla var. Bu ne var? 5, 5 daha. Hani burası 5 parçaydı ya. Burası da 5 parça. 10. Ama bir tane daha fazladan var. Dolayısıyla 11 parça. Ama biz bütünü 5'e böldüğümüz için burayı da 5 yapacağız. Gördüğümüz gibi ifade arkadaşlar her ikisinin paydası eşit. Buradaki işlem nedir? Biz B seçeneğini 11 bölü 5 bulmadık mı? Hemen alalım 11 bölü 5. Şimdi yerine koyuyoruz B ve A'yı. Eksi aradaki işaretle dikkat edin çıkaracağız. Burası da 6 bölü 5 olduğu için çıkarma işlemi de aynı. Paydalar eşitse toplamada da çıkarmada da sadece üstten işlem yapıyoruz. 11'den 6 çıktı arkadaşlar 5. 5 bölü 5 olarak karşımıza çıktı. Peki 5 bölü 5 aynı zamanda 1. Tam sayıdır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buluyoruz. Yeter ki şuradaki sayı doğrusundaki kesiri doğru tespit edelim. Ve geçelim diğerine arkadaşlar. Burada da aşağıdaki zaman dönüşümlerini yapınız ifadesi var. Evet saati dakikaya, dakikayı saniye. Biz bunları çalışmalarını bol miktarda yaptık hatırlayın. Bir saat nokta nokta dakikadır ifadesi var. Bir saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kocaman bir 60 yazalım. 2 saat 15 dakika kaç? 2 kere 60 120. Üstüne 120'nin üstüne 15 daha koyduğumuz zaman arkadaşlar 135 olduğunu göreceksiniz. 135 dakika. Çünkü 2 tane saat 2 tane 60 demek. Üstüne bir de 15 koyduğumuz zaman 135 dakikaya karşılık gelir. 185 dakika nokta nokta saat nokta nokta dakika. Evet, bu sefer de ne yapacağız? İçindeki 60, 60 olan saatler çıkıyordu. Kaç tane 60 var 180 içerisinde? 3 tane arkadaşlar. 3 kere 60, 180 biliyorsunuz. Ama 5 dakikada arttı. Onun için buraya da yani bu ne demek? 185'i 60'a böl demek arkadaşlar. Bu da 3 kere 60, 180 eder. Burada bakın 5 dakika arttı. 3 saat 5 dakika olarak buraya yazmış olduk bunu da. Peki 3 dakika kaç saniye eder şeklinde bir ifade var. Evet 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 3 kere 60 180 saniye edecektir çarparsak. Onun için buraya da 180 yazdık. Peki 300 saniye kaç dakika eder? Dakikalar biliyorsunuz 60. Dolayısıyla biz bunu 60, 60, 60 olarak içinden alacağız. Yani 300'ü 60'a böldüğümüz zaman eşittir 5 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. 300 saniye 5 dakika demek işin özü. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleriniz kısmında ilk sorumuz bakalım neymiş arkadaşlar. Burada ifade edilen bir kutudaki 48 kalemin bakın 48 tane kalem yaz bir köşeye. 8'de biri siyah. Ne demek bunu? 8'e böleceğiz arkadaşlar. 6 kere 8 43. Dolayısıyla 1 bölü 8 eşittir 6 demek. Yani bu kalemlerin 6'da biri 8 tane veya 8'de biri 6 tane demek. İlk önce bunu bir bilmemiz lazım. Şimdi 8'de birini diyor. Yani biri siyah. 6'sı siyah.
8'de 4'ü ne demek? Bunun gibi 4 tane. 4 kere 6 24. 24 tanesi mavi. Diğerleri kırmızıdır. Kırmızı kalemlerin sayısı kaç? Şimdi bakın. 1 bölü 8 de 1 bölü 4'ü topladığım zaman, çünkü siyah ve maviye gidecek. Dolayısıyla pardon, şurası 4 bölü 8. Yanlış yapmayalım çünkü 8'de 4'ü. Paydalar eşit olduğu için sadece üstü topluyoruz. 5 bölü 8'i ya siyah ya da mavi. O zaman 8'de 8'i neydi arkadaşlar bunun? 8 bölü 8 bu kutudaki tüm kalemleri. Bu mavi ve siyahı çıkaralım. 5 bölü 8'i çıkaralım. Geri 3 bölü 8 kalacak. Yani 3 tane 6 demek arkadaşlar. Çünkü biz 8'de 1'inin ne olduğunu bulmuştuk. Onu şöyle bir kenara atmıştık. 8'de 3 de kırmızı olduğuna göre 3 kere 6 18. 6 çarpı 3 eşittir 18 olarak buradaki kırmızı kalemleri buluyoruz. Yeter ki o kutuyu 8'e bölün. 8'de 1'inin ne olduğunu bilin. Onun için cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kesirler konusu bu kadar güzel, eğlenceli ve zevkli. Yeter ki azıcık dikkat edelim. Geçiyoruz bir başkasına. Burada bir araç 320 kilometrelik yolun 10'da 4'ünü gidiyor. Bakın 10'da 4'ü deyince hemen bir 10'da 1'ini bir bulalım arkadaşlar. Ne demek? 10'a bölmek demek bir sayıyı hemen sıfırına atmak demek. Burada da olduğuna göre bu 32 demek eşittir 1 bölü 10 arkadaşlar. O yolun 10'da 1'i demek. Şimdi 10'da 4'ünü gidiyor. Yani 4 tane bundan gidiyor. O zaman 4 ile bir çarpalım. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. 128 kilometresini gitmiş. Bize diyor ki aracın kalan yolu kaç kilometre? Bütün yol 320 olduğuna göre 128'i çıkaracağız arkadaşlar. Gittiği yolu çıkaracağız. Kalan yolu bulacağız. Dolayısıyla 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 1. 11'den 2 çıktı 9. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. 192 kilometresi daha varmış bu aracın. Dolayısıyla bize de kalanı sorduğu için cevabımızın Bursa seçeneği olduğunda böylelikle rahatça buluyoruz. Yeter ki bu kesirlerde kaça bölündüğünü baştan bir tespit edin arkadaşlar. 10'da 1 mi, 5'te 1 mi? Bunu bulunca gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Elif aklından bir sayı tutuyor. Bu sayı en yakın 10'luğa yuvarlandığında, bakın 10'luğa 100'lüğe yuvarlanmaları da hatırlayın. En yakın 10'luğa yuvarlandığında 650 oluyor. Buna göre Elif'in aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi 10'luğa yuvarlanan sayı 650 ise, bu 650'ye yuvarlanabilecek sayıyı şöyle bir göbeğe alıyoruz arkadaşlar. 650 burası. Şimdi bak, bunun 651'i var. 652'si var. 653'ü var. 654'e kadar gider. Çünkü 655 olunca bu 660'a yuvarlanıyor. Üst sınır burası. Bir de bunun alt sınırı var arkadaşlar. Yani buradakiler buraya yuvarlanıyor. Buradaki rakamlar da buraya yuvarlanacak. Şimdi 649 olabilir. 648 olabilir. 647 olabilir. 646 olabilir. Bir de 645 olabilir. 644 olunca zaten 640'a düşecek. Alt sınır da bu. Şimdi üst sınırla alt sınır arasındaki bu rakamların hepsi 10'luğa yuvarlandığı zaman 650'yi verir arkadaşlar. Bize şimdi ne soruyor? Buna göre Elif'in aklından tuttuğu sayı aşağıdan hangisi olamaz? 653 var mı bunlar içerisinde? Var. O zaman bu olabilir. 643 var mı? Yok. 645 sınırını aşağı geçemem. Çünkü 640'a yuvarlanır. Biz 650'ye yuvarlayacağız. Dolayısıyla olamayacak sayıyı bulduk. 654 var mı? Var. 649 var mı? Var. Demek ki şu aralığı iyi bulmamız lazım arkadaşlar. Buna sadece 649 yuvarlanmaz veya 651 yuvarlanmaz. Üst sınır ve alt sınır arasındaki bu 8-10 sayıyı bulmalıyız. Bu sayılar içerisinde hangisi var, hangisi yok zaten ortaya çıkıyor. Onun için cevap B seçeneği, çünkü alt sınırda kaldı. 640'a yuvarlanır bu sayı, 650'ye yuvarlanmaz. Onun için cevabımız Bursa seçeneği diyoruz bu soru için. Diğerine bakıyorum hemen. Zehra 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Zehra'nın yaşının 4 katından 3 fazla. Evet, bir duralım. 4 katı ne ki bunun Zehra'nın? 4 kere 9, 9 çarpı 4, 36, ama 3 de fazlası vardı. 3'ünü de ekleyeceğim. 39. Betül ile annesinin yaşları, Betül değil tabii ki burada, Betül nereden çıktı? Zehra ile annesinin yaşları toplamı kaç? Bize annesini sormadı ki sadece. Şimdi bu annesinin, Zehra'nın yaşı da 9. Annesinin yaşını, Zehra'nın yaşını eklediğim zaman 9, 9 daha 18 elde var. 1 ekledim buraya, 48. İkisinin yaşının toplamı
48 arkadaşlar. Zehra zaten belli. Annesini de sen bul diyor. Ondan sonra ikisinin yaşını çıkarır mısın, toplar mısın? Bizden ne istiyorsa onu yapmak zaten çok kolay olacak. Cevabımız burada olduğu gibi 48, C seçeneği dedik bu soruya. Geçiyorum diğerine arkadaşlar. 5. soruda 5, 0, 1, 2 rakamlarıyla yazılabilecek. Rakamları farklı. Bak rakamlar farklı. 4 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaç? Arkadaşlar bu 4 basamak verilmiş. En büyüğü olması için verilen rakamların en büyüğünü sol tarafa yazmalıyız. Çünkü birler, onlar, yüzler, binler, on binler diye gidiyor ya. Dolayısıyla en büyüğü en büyük rakama gelmeli. 5. Bir sonraki 2. Bir sonraki 1. Bir sonraki 0. En büyük rakam bu arkadaşlar. En küçük olması için de bunun tersini yapacağız. Yani sol tarafa en küçük rakamı koyacağız ama sıfırı başa koyamayız biliyorsunuz. 0, 112 diye bir rakam olmaz. Sıfırdan sonraki bir büyük 100 yani 1. Ondan sonra sıfırı koyabiliriz. Gittikçe küçülteceğiz. En küçükler sol tarafa, büyükler sağa doğru gidecek. Daha sonra 2, daha sonra 5. Bize ne soruyor? Ben iki sayıyı da buldum. En büyüğü bu, en küçüğü bu. Peki sayıların toplamı kaç diyor? Hadi toplayalım. 5, 3, 2, 6. 6235 bu şekilde karşıma çıkıyor arkadaşlar. Yeter ki en küçüğünü ve en büyüğünü bulmayı iyice aklımıza yerleştirelim. Geçiyorum diğer soruya. Sıralamalardan hangisi yanlıştır ifadesi var. Evet yine büyüktür küçüktür işaretine bakıyoruz. Yanlış olanı bulacağız arkadaşlar. 13.401 büyüktür, pardon küçüktür. 13.410 evet 13'ler zaten sabit. 401 mi büyük 410 mu? Tabii ki bu büyük doğru. Bu bundan küçük. 13.410 zaten 14.000'li sayı zaten küçük olur. Bu doğru. 102.022 102.101 22 101'den küçük olduğu için dolayısıyla bu sayı bundan küçük. Çünkü 102.000'ler aynı. Ama burada 110.000 var. 102.000'den zaten hayli hayli büyük olacak. Bu da bundan küçük olduğuna göre bu da doğru. 44.040 44.300 şimdi 44.040 44.300'den küçük mü? Küçük. 44.300 44.304'ten küçük mü? Tabii ki küçük. Çünkü 4 fazlası var. Bu da doğru. 20.474 küçüktür. 23.601. Tamam burası bir sıkıntı yok. Küçük. İkisi de çünkü 20.000, 23.000. 3.000 fazlası var en azından. Buna bakalım. 23.601 23.061'den küçük olur mu arkadaşlar? 601 daha büyük. O zaman burada bir yanlışlık var. Cevabımız Denizli seçeneği. Yani rakamlara dikkat etmekten başka yaptığımız hiçbir işlem yok arkadaşlar. Hangisi büyük hangisi küçük o kadar basit. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? İşlemlere bakacağız arkadaşlar. İşlemlerde ne var? Çarpma, bölme, parantez içi falan. Böyle durumlarda ilk önce yapacağımız iş çarpma işidir. Özür diliyorum. Parantez içidir arkadaşlar. Parantez içine bir bakalım. Hepsinde de var. Öncelikle 3 kere 18 nedir? Ona bir bakacağım arkadaşlar. Burada 3 kere 18 nedir? 18 çarpı 3. 3 kere 8 24'ün 4 elde var 2. 3 kere 1 54. Ama 54'ü bir de 2'ye böldü. 54'ün 2'ye bölümü 27'dir arkadaşlar. Sonuç bu. Buna bakalım. 6 kere 5 30. 30'u 2'ye böl 15. 120'yi 4'e böl demiş. 30. 30 artı 22 52 eder. Buna bakalım. 16'yı 4'e böldüğüm zaman 4. 4 kere 7 28. Bize ne soruluyordu? Bu işlemlerden hangisi diğerlerinden daha büyük? Burada büyük olan nedir arkadaşlar? Tabii ki 52 sonuç olarak bunların hepsinden daha büyük. Cevabımız C seçeneği olacak diyoruz bu soruya. Yani yeter ki işlem sırasını bilelim. Öncelikle parantez içi, daha sonra çarpma veya bölme, birbirine karşı üstünlüğü yok. Daha sonra toplama ve çıkarma olarak daha devam edebilirsiniz. Ama öncelik parantez içidir. Bunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Burada 202 bölü 15 yukarıda bölme işleminde bölüm ile bölenin toplamı kaç? O zaman şöyle bir güzel bir bölme yapalım. Şimdi 202 bölü 15 şeklinde bir ifade verilmiş. 20'nin içerisinde 15 kaç kere arkadaşlar? 1 kere. Önce şuraya bir 15 yazalım. 15, 20'den 15'in zaten 5. Gördüğümüz gibi burası da 0. Şimdi bakın burada bir rakam daha var aşağı inecek olan. Bunu şöyle bir aşağı indirelim. Şimdi 52'nin içerisinde 15 kaç defa? 3 defadır arkadaşlar. 3 kere 15 45 çünkü. Kalan olacaktır. 7 kaldı. Burada kalan değil. Bize ne soruyor? Bölüm ile bölenin. Bakın bu bölen, bu da bölümdür. Bölüm ile bölenin toplamı 15 artı
13, o da 28'i ele verir. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Yeter ki şu bölme tarzını bu hale getirip bölünen, bölen, bölüm, kalan bunları yerli yerini görün. Daha sonra hangisinin hangisiyle toplandığını, çıkarıldığını bize sorsun dursun, önemli değil. Bulmak çok kolay. Geliyorum 9. soruda. Yukarıdaki kesirlerin okunuşu yandaki kutuya yazılıyor. Boyalı kutularda harfler birleştirilirse hangi ad oluşur? Arkadaşlar buradaki ifade ne demek? Şuraya A mı geliyor, B mi geliyor, C mi geliyor, E mi, U mu, bunlara bakıyoruz. Şimdi birinci ifadeye bakıyoruz. Burada 4 bölü 9 şeklinde yazıyor ya. 4 bölü 9 da denir bu. 9'da 4 diye de okunur. Dolayısıyla biz bunu 9'da 4 olarak ifade edelim. 9'da 4 olarak ifade edeceğiz. 9'da 4. Burada ilk kırmızı harfimiz ne? A. Öncelikle şunu bir kenara yazalım. Çünkü boyalı kutulardaki harfler birleştirirse aşağıdan o Ecem olur, Alim olur. Bakın A, Ali ve Asu'da herhalde karar alacağız. Çünkü bunlar C ve E ile başladı. Ama biz yine sonuna kadar gidelim. Bir diğeri 6 bölü 9 ama biz bunu 9'da 6 olarak ifade ediyorduk. Buraya da 9'da 6 şeklinde ifade edelim. Bakın ikinci harfimiz L. Cevabımız Ali'ye doğru gidiyor. Buna bakalım. 7 bölü 3 ifadesi 3 bölü 7. Burada bahsettiğimiz ifade aynı şekilde 9'da 6 demiştik. Bu da 3'te 7 olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. 3'te 7 olarak söylüyoruz. Bakın buradaki taralı alanında iyi olduğunu gördük. Dolayısıyla bu harfleri yan yana koyduğumuzda cevabın Ali olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar bu soruda. Yeter ki buna dikkat edelim. Buradaki işlemleri doğru bir şekilde yapmaya çalışalım. Evet 10. sorumuza bakıyoruz. Evet burada yine kesirler var, görseller var. Bakalım ne istiyor bizden. Yukarıdaki kesirler çeşidine göre sınıflandırılırsa hangisi doğru olur ifadesi var. Arkadaşlar burada bahsettiğimizde hatırlayın ki bu payı küçük olan her zaman basit kesirdir. Bakın basit kesir bu büyük. Bu da tam olduğu için basit kesirin bu olduğu. Yani üçgen bir kere basit kesir olacak. Basit kesir içerisinde üçgen. Dolayısıyla A ile D'yi şöyle bir eleyin gitsin. Arkasından gelen yıldız mı yoksa şu çizgili olan işaret mi? Şimdi bakın burada tam kesir olduğuna göre, tam sayılı kesir bu yıldız olduğuna göre bize verilen ifadede tam sayılı kesirde bu var. Üçgende bu var. Burada kalan da neyi arkadaşlar? Bileşik kesir ne demekti? Payı paydasından büyük olan kesirlere de bileşik diyorduk. Dolayısıyla burada da bileşik kesir ifadesi var. Bu sıralama Bursa seçeneğinde doğru olarak karşımıza çıkacak. Yani şunu unutmayın. Payı paydasından büyükse, şu üstteki büyükse biz buna bileşik kesir diyoruz. Burada tam sayılı kesir varsa bunun adı üstüne tam sayılı kesir. Pay ve paydasında pay küçük olan, yukarıdaki küçük olana da biz bahsettiğimiz gibi basit kesir diyoruz. Bu sıralama B seçeneğinde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Evet videomuzun son sorusu. Bir okulda, bir kulda olur mu? Şuraya bir okul yazarım. Bir okulda 254 kız öğrenci var arkadaşlar. İlk önce şunu bir yazarım. 254 kız. Kız öğrencilerden 36 eksik erkek öğrenci. O zaman 36'sını hemen alalım aşağı. Eksik diyor çünkü 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 4. 4'ten 3 çıktı 1. Evet 218 tane de erkek var. İkisini de tespit ettim. Şimdi bana ne soruyor? Buna göre bu okulun mevcudu kaç? Kızlarla erkekleri toplayacağız. Yani 254 kız vardı. 218'de erkek tespit ettik. Topla gitsin. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi var 1. 5, 1 daha 6. 1 delde 7. 2, 2 daha 4. Dolayısıyla 472 bu okulun mevcudu olacak. Arkadaşlar cevabımız A seçeneği gördüğünüz gibi diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bunun ve bunun gibi diğer derslerinizin tüm birinci dönem ve ikinci dönem sınavlarınızı Özel Öğretmen YouTube kanalımızda çok rahat bulabilirsiniz diyelim. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalında kalın.